Ahtesa Marin'in sunduğu Lefket'e sportif balıkçılık sona erdi. Ahtesa Marin'in sunduğu Lefket'e sportif balıkçılık başlıyor. Evet arkadaşlar, selamlar. Bugün Fikret abimle, Fikret Usanmaz abimle biraz istilaf ettik sabahtan. Güzel bir av geçirdik. Epey uzun zamandır tutulmayan bir balık, kılıç balığı. Sanırım daha kakaçacı, herhangi bir amatör halinde daha böyle 35-40 kiloluk bir kılıç balığını normal ince takımından çıkartmamıştır. Tam bir saatlik bir mücadele ettik. Bir saat, bir çeyreklik bir mücadele ettik. Balığı aldık, kazandık. Çok güzel bir duygu. Çok büyük, çok iyi bir balık. Yani tam benim boyumda. Şimdi bir kaldırayım, bir kalkabilirsem. Şimdi çok yorulduk. Evet sevgili izleyiciler, herkese iyi akşamlar. Lefke'de sportif balıkçılıktan yine bu teknelere getirilen harçlarla ilgili epey bir çalışma yaptık biz bu konuyla. Hayvancılar Dairesi'nden gerek olsun, gerek oradaki müdüre hanımıyla epey bir toplantı yaptık. Ve günün sonunda farkına vardık ki biri birilerinin üzerine yıkmaya çalışırlar bu meseleyi. Ve o dönemde Avcılar Birliği Başkanı olan Erhan Başkanım bu akşam konuğumuzdur. Başkanım hoş geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. En son Hayvancılar Birliği'nde yaptığımız toplantıda sizin o dönemde federasyon başkanı olduğumuzu ve bu getirilen harçlarla ilgili sizin de onayınız olduğunu, hiçbir sıkıntı görmediklerini, sizin de aynı şekilde ve bu harçları geçirdiler diye dediler. Ben sizinle görüştüğüm zaman yok dedin, aslı böyle değil, programa çıkalım, bunu anlatalım ki insanlar da gerçeğini bilsin. Çünkü benim anladığım her zaman federasyon günah keçisi olarak gösterilir. Halk direktmen federasyonun üstüne yönlendirilir ve sıkıntılar doğar. Evet başkanım, buyurun. Evet Mehmet Bey, öncelikle çok teşekkür ederim. Bu akşam bu güzel programda bana da söz hakkı verdiniz. Ben uzun zamandır, yani hayatımdan bir karar verdim. Televizyonu çıkardım böyle 3-4 aydır bu federasyon başkanı döneminden sonra. Evet. Bir böyle tatil gibi bir şey yapayım dedim. Ondan sonra tekrar televizyonda evde izlemeye devam ederim. Ama tabii bazı konular olur. Sağ olsun arkadaşlarımız bize iletir. Sizinle de sürekli iletişim içindeyiz. Bu konu kulağıma geldi. Bahsettiğiniz işte böyle harçların geldiğini, bir yasanın geçtiğini ve yasayla birlikte böyle bir harç geldiğini işte tekne sahiplerine. Yasanın geçmesiyle biz de öğrendik. Evet. Aslında bu olayın geçmişi vardır. Doğrudur, evet. Tabii bunu anlatmadan önce öncelikle söyleyeyim. Hiçbir federasyonun başkanı veya başında bulunan kişi kesinlikle camiasının fenalığını istemez. Ne ben ne de bir başkası. Evet. Tabii ki siyasiler her zaman tepki geldiğinde farklı, hemen topu başka yerlere, farklı bir şey söylemesini bekleyemeyip onlardan. Evet. Kısaca hemen değirmi bir şekilde. Tabii federasyonun onayı vardı ya da bilgisi vardı. Evet. Doğrudur. Biz bu yasa çalışmalarına bir bölümüne katıldık. Evet. Tabii yasa çalışmaları başladığında taraf olarak bizi de çağırdılar. Ben de gittim. Bu konular görüşüldü, konuşuldu. Hatta başlangıcı işte amatör balıkçıların tümünden yaklaşık asgari ücreti çevirdiğiniz 600 liraya tekabül eden bir rakam ücret alınacağıydı. Buna karşı çıktık. Dedik ki olmaz. Düşürüldü. Bu rakam döndü. İşte asgari ücretin 15'te 1'i dendi. Fakat daha önceki gibi herhangi bir sportif balıkçılık derneğine veya federasyonuna bir kulübe üyeyse muaf tutulacaktı. Evet. Böyle konuşulmuştu orada. Birinci toplantıda.
ikinci toplantıda da bunlar şekillendi, görüşüldü. Tabii orada bir nokta var, değinmek isterim. Buyurun. Teknelere alınmak istenen harçtan bahsedilmişti. Onlar da bize dendi ki her zaman alınan harçlardır bunlar. Yani avcılığın dışında işte limanlar dairesi şu alır falan onun gibi. Limanlar dairesinin, keserim başkanım, limanlar dairesinin aldığı harç seyri seferdir. Evet, ayrı bir şey. Denizde elverişlilik belgesini sunarlar bize. Evet. Seyri sefer verirler evet. bize. Denizleri kullandığımız için. Evet. Yani bu avcılığınla alakalı bir şey değil. Çünkü zaten olaya baktığınız zaman bizim teknelerimiz gezi teknesi olarak geçer. Yani limanlar başkanlığının bize verdiği belgeyi, ödediğimiz bedeli karşılığında aldığımız belge gayet normal, gayet yasal bir belgedir. Evet. Onu o şekilde kabul ederek. Ama ve lakin dönüldü ve denildi ki zaten biz normalde 50 TL ya da 60 TL gibi bir ücret, eğer bir federasyona, eğer bir kulüba üye değilsek, öyle bir ücret öderdik kişi başına. Gene vardı yani bu. Evet. Kişi başına bunu öderdik. Da o şekilde ruhsatlarımızı çıkarırdık. Kulüplara üye olduğumuz zaman muafıydık. Zaten evet. bu yasada da gayet açıktır. Amatör balıkçı bunlardan muaftır diye. Muaftır. Üyeyse. Üyeyse açıktır. Açık ve nettir. Ha dediler ki tekneye, şimdi dünyanın hiçbir yerinde tekneye ücret, yani tekne nasıldır, yani canlı mıdır tekne, yalnız başına ava mı gider? Yani orada gayet bir mantıksızlık var. Avlanma izni veriyor tekneye. Evet, direktmen tekneye avlanma izni verirler. Ve 290 TL oldu. Asgari ücrete bağlandığı için. Ücrete bağlandığı için 250 dediler ilk, 255 dediler. Bazı arkadaşlar gitti 255'ten çıkarttı. Bazı arkadaşlar gitti geçenlerde 290 TL'den çıkarttı. Evet, buyurun başkanım. Evet, benim değinmek istediğim konu, biz orada üstüne basarak sorduk. Normal her zaman alınan, işte sizin dediğiniz bu seyri sefer parasından mı bahsedersiniz? Evet falan gibi konuşuldu orada. Biz daha karşı çıktık. Hayır, eskisi gibi alınsın bu para. Yani 250 lira bir rakama gelirdi galiba. İlk konuştuğumuz dönemde. Ondan asgari ücrete çevrildi ve 250 konu. Tabii şimdi önemli olan bu toplantıların daha bitmemiş olmasıydı. Evet. En önemlisi de bizim son toplantıya, benim hasta olmamdan dolayı bu pandemi de süreci var biliyorsunuz. Evet. Kapşurursunuz, ıksırırsınız. Bir yere gidemezsiniz. İşte kendinizi izole edersiniz. Tedirgin olursunuz. İnsanlar eğer korona mıyım, bir şey bulaştırır mıyım, bulaştırmaz mıyım? Tabii ne oldu burada? Çok büyük bir hata yapıldı. İşte hükümet gittiydi, yok seçim geleceğiydi. Aman acele, zaten zar zor geldi. Bu yasa hemen geçirelim, bitsin telaşıyla. Bizim gitmediğimiz toplantı, üçüncü toplantıda. Bir hayli konu var iken oylamaya sunuldu orada komitedeki üyelere ve bir tekrar, çünkü bütün yasaya komitede görüşülürken en son görüşülen bütün maddeler tekrar okunur oradaki sekreter tarafından ve oylamaya sunulur ve öyle geçer ve meclise gider. Biz evet. o toplantıya katılmadık. Son toplantıya. Ha, öncesine gelelim. Tabii ben ümit ederdim orada Avcılık Federasyonu'nun karşı çıktığı bütün konularda söylensin. Hatta yaptığı öneriler de söylensin. Hazırlayıp götürdüğü tüzükler de söylensin. Ki iki tane profesyonel balıkçı birliğimizin başkanları da vardı orada. Onların da faydasına olacak. Biz amatör sportif balıkçılığı temsil etmemize rağmen profesyonellere ciddi bir kaynak aktarılacak bir tüzük hazırladık. Biz federasyon olarak ve o komiteye sunduk. Evet. Şeyleri avukatlarına da sunduk. Ve o tüzüğün ben görüşülüp hatta hızlı bir şekilde, işte tamam acele ederlerdi, yasa geçeceğiydi ve hızlı bir şekilde o tüzüğü, çünkü örnekleri vardır, bizim Karaavın'da da vardır böyle bu oluşturulan fonlar. Fonun kaynağı da tamamen buraya çiftlik kuran üretim tesislerinden, izinlendirmeden, hatta her birinden 100 bin dolar yıllık alınıp bu fona aktarılacaktı. İşte 3 tane vardı, 2 tane de izin bekleyen vardı. Hatta onların yapılacağı yerlere karşı çıktık biz. Hepsi toplu bir yerde olsun, bu yerler araştırılsın. Hatta o bölgeye zarar verirse yeri değiştirilsin. Bunlar da komiteye bağlanacak diye. Konuşuldu ki öyle bir komite oluşturuldu. Evet. Bu
çiftliklerden alınacak olan harçlar bir fona yatacaktı. O fondan da profesyonel balıkçı desteklenip 2 ay Urfa ve Laos'un avlanma yasa olduğu dönem, daha doğrusu balıkların üreme döneminde profesyonel balıkçı denize girmeyecekti ve o fondan bir asgari ücret para ödenecek şekilde bu tüzüğü biz Avcılık Federasyonu olarak hazırladık ve o komiteye sunduk. Maalesef son gitmediğimiz toplantıda bu madde yasadan çıkarıldı, tüzük de konmadı ve alelacele işte bu şekilde bir yasa çıktı. Biz bekledik, daha bizi komiteye çağıracaklar, görüşelim. Bir baktık yasa meclise gitmiş, onaylanmış, Cumhurbaşkanlığı'na gitti. Onaylandıktan sonra duydu. Tabii şimdi şöyle bir madde var, yine biz orada bu harçlar konurken işte taraf olarak görüşlerimizi sunarken dedik ki sabit de olmasın, bak bakanlar kurulu kararıyla bunlar yükseltilip alçaltılabilsin. Çünkü bazen farklı durum olabilir, çok yüksek olabilir veya çok düşük kalabilir. Bunlar esnek olsun. Şimdi bu harçların bakanlar kurulunda yetki vardır ki 10 katına kadar düşürebilir veya yükseltebilir. Aynen. Yani böyle bir durum var. Avcılık Federasyonu kesinlikle işte gidip daha tamamdır bunu böyle yapın da biz kabul ederiz diye bir şey söylemedi. Çok konular konuşuldu orada. Bu konuşulan konuların içinde çok küçük bir parçadır ve bitmemiş, daha tamamlanmamış bir konuydu. Ve evet, bizim gitmediğimiz toplantıda oylamaya sunulup bu şekilde yasaya geçirildi. Aslında genel bir sıkıntı var burada. Özür dilerim. Yok. Söyleme. Buyurun buyurun başkanım. Maalesef ben göreve geldiğim işte ilk günden beridir bir takım sıkıntılar var amatör balıkçılıkla ilgili. Kendi içimizde. federasyon evet, çatısı dışında, yani federasyonla birlikte hareket etmeden daha çok ayrı hareket edip işte hem federasyon işte kulüplerini toplar, farklı farklı öneriler gidip sunar işte bakanlıklar, hayvancılık dairesine. Bir şeyler harmanlanır, şekillenir. O yandan gidip işte bir grup kesim gidip kendileri farklı farklı öneriler sunar. Günün sonunda bu şekilde yasalar oluşacağında ortaya düzgün bir şeyler çıkmaz. Bir bakarsınız federasyonun önerilerinin dışında garip şeyler de girebilir. Ama kulüpler karşı. Evet. Veya şahıslar veya X köyün işte bir derneği. Aynen. Yani belli bir hedef alarak söylemiyorum bunu. Genel. Bu da nedir? İşte siyasilerin çalışma sistemi bu şekil olduğu için vatandaşlar da bu şekilde hareket etmeyi uygun görür. Aynen. Bu komiteden bahsettiniz başkanım. Bu komiteyle düşünceniz nedir, yani bu komite için? Gerekli bir şeydir. Sizce uygun bir şeydir. Yoksa bu daha farklı bir şekilde olabilirdi. Şimdi komitenin çalışma şekli, yani şimdi sadece devlet kanadı değil, sivil toplum örgütleri de var içerisinde. Evet. Eğer sağlıklı bir şekilde çalıştırılırsa ve komitenin kararları uygulanacak denizlerde işte korumaya yönelik veya bütçelendirmeye, iyi bir şeydir. Fakat çalıştırılmayacaksa ve sadece yasada süs olarak kalacak, iyi bir şey değildir. Çünkü sivil toplum örgütlerinin mutlaka bu gibi kuruluşların içinde olup sürekli yapılan işleri takip etmesi çok iyidir. Tabii ki. Sonradan duyma doğru değil. Yapılma aşamasında, proje aşamasında fikirlerini verirler. İşte alınan para bütçelenecekse onda söz sahibi olunur. Tabii burada da işte bir bütçe oluşacaksa orada, ki yasada vardır, bir komisyon evet, oluşturuluyor. Bunun içerisinde Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, üniversitelerden sorunlarıyla ilgili bilim adamları, federasyonun yürütme kurulunun atayacağı iki kişi, sivil toplum örgütlerinin kurduğu sportif balıkçılık faaliyeti yürüten derneklerin en çok üyesi olan derneklerden, evet öyle bir de şart var, iki derneğin iki en kişisi, çok üyesi olan dernekler iki kişisi, halbuki o bana göre yanlış, mesela ben onu o şekil olduğunu bilmezdim veya gözümden kaçtı. Doğru olanı, onda ne dernek varsa onda nesi toplanır, iki kişi seçer, yollar. Yani, en basiti. Yani. Evet. Bunun örnekleri vardır. Çünkü bu neyi gösterecek, getirecek? Bazı dernekler belki de üyelik parası almayacak veya çok düşük rakam alacak ki
üye toplasın, bu komitede söz sahibi olsun. Bu da yanlış. Zaten şimdi madem bu komiteye bir para aktarılacak. Evet. Ve bu paradan fon oluşulacak ve burada söz sahibi olunmak ister. Siz derneksiniz, zaten size üyeniz para veriyor. Neden 50 TL veya 100 TL alırken bunu işte sıfıra çekesiniz? Sizin aldığınız parayı sizin bütçelendirecek, denize harcayacak yeteneğiniz, kabiliyetiniz yok mu? Aynı şeydir. Zaten aynen. O para hali hazırda sizin elinize gelmiştir bir sivil toplum örgütü olarak. Neden bunun devlete kaymasını sağlayıp dönüp devletten almaya çalışasınız? Aynen. Zaten bu benim en baştan sorduğum bir sorudur. Hatta yani ben komiteye mesela farklı bakarım. Benim için bütün dünyada olan bir sistem vardır. Nedir o sistem? Tabii ki dernekler vardır. Amatör balıkçılık dernekleri de vardır. Sivil toplum örgütlerinin dernekleri vardır. Yani hepsi vardır ama sonuçta amatör balıkçılık bir çatı altında toplanır. Evet. Bu da federasyonun altındadır. Ha, bizim federasyonumuzda mesela ben Osman Başkanım'la da görüştüm bunu. Ne dedi Osman Başkanım? Mehmet dedi, bak ben düşünürüm dedi. Amatör balıkçılık için dedi. Sırf dedi federasyonda dedi bir yer açayım dedi. Gelsin dedi derneklerden başkanlar kim geleceğiyse dedi otursunlar. Seçim yapalım, onu yapalım. Bir kişi dedi amatör balıkçılık için dedi federasyona girsin. Evet, ve federasyonuna dedi aynı şekilde, aynı düzeyde yürüsün. Bu sizce daha kolay değil mi? Mesela bu alınacak olan harçlar. Yani en ufak bir örnek. Bu komisyona değil de tamamen bir kalem açılıp federasyona aktarılsa ve bunu federasyon idare etse, nasıl avcılar için çiftlikler kurulur, onlar kurulur, bunlar yapılır. Bu şekilde bunu da orada bulunacak olan bir amatör balıkçı federasyona bağlı ilerletse daha iyi olmaz mı sizce? Şimdi en başında söylediğiniz konuya %100 katılırım. Muhakkak ki federasyon çatısı altında tek bir ses ile hareket etmelidir. Ve bu en başından aynen benim savunduğum ve zaman zaman bununla ilgili denetlere teklifler de yaptığım fakat red cevabı aldığım bir konudur. Evet. Gelin işte yönetimi adam verin. Gidin temsilcimiz olun, işte kararlar çıksın burada, siz görüşün toplantılarda, bizim için de iyidir bu, yani bir yardımdır. Yükümüzü alırsınız, yükümüzü alırsınız. Yok ayrı federasyon kuracak falan, o dönemler böyle bir tartışmalar şeyler olduydu. Evet. Tabii bu imkansız bir federasyon varken ikincinin kurulması. Zaten yasamızda yer yoktur, 2015'ten beri bir kalkmıştır. Gelelim fonla ilgili düşüncenize. Tabii ki bu oluşturulacak komitede yasada madde var diyor ki alınacak olan işte harçlar ve vergiler ve gelirler bu komisyon tarafından amacına uygun şekilde kullanılır. Ama altı boş nereye atacak? Bir kalem var mı? Bu kalem nerede oluşturulacak? Bir adı yok. Bir belirsizlik. Belirsizlik var. Belki o yapılabilir. Tüzük yapılacaksa, altta o tüzüğe bağlanmışsa yapılabilir. Tamamen federasyona aktarma değil de şu an işte avcılık kara avında çalışan sistem yine maliyenin kasasına düşer ama hiçbir türlü kullanılamaz devlet tarafından. Bu komisyon bütçelendirir onu. İşte federasyon X veya 2 derneği, işte 3 derneği veya 5 derneğine işte birer zodyak veya federasyon 4 tane eleman alacak. Av koruma denizler için sadece. Evet. Ve bunlar bu fondan ödenecek. Böyle bir şey olabilir. Maaşlar ödenebilir oradan. Veya işte ne diyeyim, bir tane zodyak alınacak. Veya işte bir uzun menzilli dürbün alınacak. En basit veya örneği. Adada yaşadık. Yani dünya kadar, özür dilerim başkan kesim, dünya kadar endirme yerine ihtiyacımız vardır. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beş parmağı geçmeyecek şekilde endirme yeri vardır. Onların da dördü ücretlidir, bir tanesi bedavadır, yarım yamalak. Yani böyle bir şey olur, tamam mı? Ve federasyon her sene veya her 6 ayda bir endirme yeri yapar. Bakımını yapar, tamirini yapar. Bakımını yapar, tamirini yapar. Yani bunlar çok yüksek maliyetler içermeyen. Ama ve lakin amatör balıkçıyı
rahatlatacak şeylerdir. Evet. Yani benim burada ana fikirde söylemem gereken amatör balıkçılığı temsil eden kuruluş tamamen federasyon olmalıdır. Farklı sesler, çatlak sesler çıkmamalıdır. Bu bizim zararımızadır. Her zaman tabii söylerim, bizim kendimizin düşmanı, biz kendimizin başkası değil. Ne zaman bir bütün oluruk ve tek ses konuşuruk bu işler yapılabilir ama siz giderseniz ayrı, arka kapıdan başka söylersiniz. Federasyon başka söyler, X dernek gelir başka söyler. Siyasiler de herkesi memnun etmek için garip bir şey çıkar ortaya. Ondan sonra biz de durur burada televizyonda bunlar tartışırız. Aynen öyle. Zaten en büyük gerginlik mesela X bir dernek dün dahi bakana çıktılar. Ve orada ne konuşulduysa tabii tam şeyimiz değil. Onu açıklama yapamayız o konuda. Çünkü orada değildik, bilmedik. Sürekli olarak farklı farklı dernekler bakanı rahatsız eder. Bakanın yanına çıkar. İşte baskı uygulamaya, işte bizim üyemiz daha fazladır. İşte bunu yaparsak bu olursa bizden daha çok oy alacaksınız. Bu şekilde ilerlemeye yanlış, çalışırlar. Yanlış hareketler ve yanlış girişimler bunlar. Kesinlikle bu şekilde yaklaşılmamalı. Ki kaldı ki en büyük sivil toplum örgütü bugün ve kayıtlı Avcılık Federasyonu'dur. İzleyici, 15 bin... izleyiciyi bir kenara geçin, faal üyesi bulunan kayıtlı ve sadece kara avından bahsedersek 10.500 artı 3.000 kusur da amatör balıkçı bunun içerisinde. Onlar da ayrı. Tabii bunlar hem avcısı hem balıkçısı olan vardır. Onu ayrı. Tabii ki o tam ayrılamaz zaten. Yani, 13.000 civarı bir üyesi vardır kayıtlı. 80 kulüp ben devrettiğimde yani işte dernek federasyonun altında çatısı altında bulunan federasyon oluşturan dernek vardır. Bunların en az 15 tanesi ciddi bir şekilde balıkçılıkla uğraşan derneklerdir. Ve aktif bir şekilde işte yarışmalarına girerler, balıkçılıkla uğraşırlar. Sahil temizliğinden tutun aslan balığıyla mücadele, balon balığıyla mücadele. Bir gazimo savcılık, atıcılık işte örnek Yeni Erenköy, işte Lefke, Karaoğlanoğlu ve birçok daha derneğimiz. Özellikle sahil şeritlerinde bulunan köy ve yerleşim yerlerinde bulunan derneklerimiz ciddi bir şekilde ve milli sporculara sahip özellikle zıpkında birçok derneğimiz vardır. Bilimsel araştırmalar da yapan, üniversitelerde içlerinde üyeleri bulunan, bilim adamları bulunan ve dediğiniz gibi tek bir sesten konuşulursa gidilir, önce harmanlanır fikirler, ortak noktada buluşulur ve ortak talep gider. O zaman siyasetler de bunu daha kolay yapabilir. Ancak tabii ki federasyon işte alırsa bu 10-15 tane balıkçılıkla uğraşan derneğindeki hepsinin balıkçı sporcusu vardır. İşte en azından kıyıdan oltanın avlayan sporcuları vardır, zıpkıncısı vardır ama gerçek anlamda %100 aktif ve faal olan denizcilerle ilgili 15 aktif sürekli yani birebir içinde olan derneği de vardır federasyon altında. Bunlarından gelen öneriler, harmanlanan ve ortaya çıkan fikirler, diğer federasyona bağlı olmayan sivil toplum örgütleri ve derneklerin de önerileri ki benim önerimdir gidip federasyona üye olsunlar. Niye olmazlar ki? Bunu anlamadım ben. Aynen. Zaten başka bir federasyon kurulamıyor ve denizlerle ilgili de söz sahibi Avcılık Federasyonu en yüksek çatı. Gidip bunu güçlendireceğinize, yok federasyon işte denizlerle ilgili bir şey yapmaz. Ya federasyon daha çok kara avcılığıyla uğraşır. Yok gel gir içerisine, sen de yönetime. Sen de uğraş tamam orada işte, birlikte. Tamam işte en güzel yolu budur. Yani tabii başkanım. Ki. Amatör balıkçılıktan bir ekip federasyonun içerisine girer. Bütün düzenlemeleri ne gerekirse kaleme alır. Hepsini rapor şeklinde başkana sorar. Ve o zaman amatör balıkçının yani bakan yerine veya ne bileyim ben müdür yerine direkt federasyon başkanını çıkıp da sorgulama hakkı da doğar. Tabii ki. Der yani bak başkan der benim için sana bu kadar para geldi.
Nothing sen benim için. Yani bu en önemli noktadır. Bunu sorgulamaktır önemli olan. Ha eğer ki sizin de dediğiniz gibi sağdan bir kişi atılır gider, soldan bir kişi atılır gider. Günün sonunda bir arpa boyu yol ilerlenmez. Nasıl ki 6 senedir bu kurulmaya çalışan komite 6 senedir kurulmaya çalışır. Fazla. 6 seneden de fazla. Çok fazla. Bize burada bazı arkadaşlar 6 sene olduğunu söylemişti. 6 senede bir komite kurulamadıysa gerek yok. Sebebini işte ben size söyledim. Ben çeşitli aşamalarda ben Göçmen Kavcı Katıcılık Birliği Başkanlığı da yaptım. Ondan işte Federasyon Başkanlığı dönemimde oldu. Çeşitli başkanların dönemini de gördüm ve bu yasa konusu sürekli gündemdeydi. Evet. İşte tüzük ve yasa. Hatta tüzük yapılmaya çalışılırdı. Hala da yapılamadı. Sebebi de yasaya uyum sağlamamasıydı. Yasanın değiştirilmesi gerekirdi öncelikle. Evet. Yapılamamasının sebebi de tam bahsettiğimiz konudur. Federasyon başka söyler. X köyün grubu gelir işte siyasinin üzerinde ağırlığı vardır kendi bölgesindendir. Farklı baskı yapar söyler. X dernek işte gelir sallar gider benim bu kadar üyem vardır der. Facebook'tan beğenen üyesidir çünkü onun gider o başka bir şey söyler. Bir de bu var şimdi Facebook'ta her sayfa açan hop kendini söz sahibi ilan eder. Avcılıkta da bu böyledir. Tabii, yani şimdi... Balıkçılıkta da yüzlerinden balıkçılık şeyi var sayfası yüzlerinden avcılık sayfası hepsi ahkam keser. Mafyalar türer, şairler türer, aşıklar türer, klavye şövalyeleri şeyler türer nedir ve kendilerini her bir şeyin içinde olup bir şeyi yöneten halbuki bir işin yasası kuralı vardır. Aynen. İşte Facebook'un da hem faydaları da var ama zararları da vardır. Maalesef. Alkolsüz de kullanılmaz. Alkolü çeken de yazar. Çok da olduk bunu. Onun için sıkıntılı durumlar doğar böyle şeylerde ve yapılmak istenen şeylere de engel girer. Çünkü maalesef siyasiler de bazen Facebook'un akımına da kapılabilir. Ona göre de kararlar verebilir. Tabii ki şimdi siyasiler bizden çok farklı bakar olaya. Ben burada bir yöneticiyim, ben burada kalayım, işimi yapayım. Ben onlarca adam gördüm. Gelir federasyonda el kaldırır, onay verir bazı kararlara. Facebook'tan da döner, haber yokmuş gibi o kararı bombalar. Ben bunu bilmiyorum. Nasıl be sen el kaldırdın da bunu onayladın. Ben çıkıp kendi başıma yapmadım ya. Olay bu. Evet, sonuç itibariyle siz bu harçlara tamamen zaten bir şeyini göremediniz. Toplantılara tam katılamadınız. Tabii, kesinlikle bizim yani onayımız, üçüncü toplantıda bitti. Onayımız var diye bir şey yok. Kesinlikle de federasyonun bu harçlar için herhangi bir onayı, en azından sizin döneminizde herhangi bir onayı olmadığını belirttik burada. Şöyle söyleyeyim, toplantı sonuçlanmadan daha tartışılırken bizim katılmadığımız toplantıdaki son toplantı yaptılar. Maddeleri oylamaya sunup hepsini geçirdiler. Belki 2-3 maddeye daha biz itiraz verecektik veya çalışmamız vardı. Bu noktalar değişsin. Virgül ve nokta çok virgül ve nokta bile fark eder yasalarda. Tabii ki. Yani aceleye getirelim ama aceleye geçirelim de işte hükümet düşeceydi, işte seçim geliyordu havasında. Hop. Acele geçirdiler. Acele bu yasa. Ama burada yanan gene amatör balıkçı oldu. Aslında orada şey biraz önce bahsettim. Bu harçlar Bakanlar Kurulu, yani yasa yapılmasına gerek yok. Bakanlar Kurulu bir kararıyla hafta, geri çekilebilir. Bir hafta 3 günlük bir süre içerisinde 10 katı kadar düşürülebilir. Ve zaten bunun bir için, önergeye bakar bu iş. Bunun için Tarım Bakanlığı'ndan pazartesi bir randevumuz vardır. Osman Başkanımızla da birlikte Tarım Bakanımızı ziyaret edeceğiz. İnşallah bu harçları geri çekerek, yani geri çekmekten kaydım düşürelim, minimize edelim. Düşürülebilir. Ki bu dönemde, düşünün bu pandeminin içerisinde, yani asgari ücretle çalışan bir insan nasıl gitsin bu paraları ödesin ve balığa gitsin. Şimdi, yani bu hobidir tamam. Ama olaya bir de çok farklı bakılır. Yani benim canımın sıkıldığı en büyük nokta bu başkanıma. Kiminle devlet kanadından, kiminle görüştüysem, mentaliteler bu. 30 bin euro tekneniz vardır,
300 TL ödeyemezsiniz. 5000 euro cihazınız vardır. 300 TL'den korktunuz. Adada kaç tane 30 bin euroluk tekne vardır? Amatör balıkçının kullandığı acaba? Çok merak ederim. Şimdi belki bir haklılık pay olabilir ama nasıl olabilir? Eğer sen 30 bin euroluk tekneyi alırsan 1000 TL daha 5000 ister 5000 euroluk veya 1000 euroluk tekneyi alın 100 TL haklısın. Ama hepsini aynı para alın. Bir de şöyle bir durum var. Belki doğru olabilir alınsın ama nasıl alınsın söyleyeyim. Eğer şimdi düşürülsün harçlar, bakalım görelim, bu komite otursun bir çalışsın, bu fon oluşturulsun, görelim bakalım gerçekten amacına uygun kullanılır mı? Ve bir baktık, tamam yarın gelip otursunlar bizim karşımıza ve desinler, tamam biz bu fon oluşturduk ve bu toplanan para işte federasyona aktarılacak bir zot yakalaması için ve iki tane istihdam yapacak deniz için. Ve gelip desin bize ve arkadaşlar ama lüzum 300 bin TL'ye ihtiyacımız var yılda. 1000 tane daha tekne sahibi var. Tekne sahiplerinden işte 3'er 100 TL almamız gerekir veya 250'şer TL. Ben seve seve evet derim. Ama şu anda ortada bir şey yok. Bu para alınıyor. Nereye gidecek? Aynen. Bakın benim de sorduğum budur. Siz bizden bu parayı alıyorsunuz. Bize bugüne kadar bakın çok ciddi çıksınlar ve desinler biz sizin için bunu yaptık. Ben 500'e vermeye razıyım. Çıksınlar ama desinler. Biz amatör balıkçı için bunu yaptık. Adada indirme yeri yaptık size. Daha rahat edebilirsiniz diye. Daha rahat teknelerinizi indirebilirsiniz diye. Ama ve lakin bize hiçbir şey vermeden bu parayı bizden alamazlar başkanım. Şimdi bir de böyle bir şey var. Yani bir şey vermeleri lazımdır. Biz de bir şey vermeden nasıl vereceğiz bize hep. Yani hep daha bazı şeyi devletten beklerik ama dediğin konuda da haklılık payın var. Yani devlet de ne yaptı bugüne kadar veya toplanan harçlardan işte ne yapıldı? Bunu göstersin bize, biz seve seve verelim veya gelsin bariz önümüze koysun bize ki tamam biz bu parayı alıyoruz, bu kadar para toplanacak, ilk parayla bu yapılacak. Veya 5 tane projem vardır benim devlet olarak. O var hazır. 5 tane projem bu işte sonunda, burada. Bu yılın sonunda yapmazsam ama... Şey yapıyorum, 10 katına kadar indirecek bakanlar kurulunda. Bitti. Veririm. Ben de veririm. Hiç sorun değil. Ama ve lakin bunu bize kimse sunmaz. Düşünün bakın benim sunduğum şey komitede. 5 tane çiftlik, 100'er bin. Hatta ki ben rakamların ne olduğunu bilmem. Orada bilir tabii izinlendiren makam orada. Müdürlük orada. Ne kadar para, ne kadar vergi verir bu insanlar devlete. Ben galiba 20'şer bin euro bir şey dedim versinler de bu fona yatırılsın. Oo dedi çok azdı dedi 200 bin dolar versin. Dedim 200 bin dolar adam kurmayacak tesisi gelip. Ondan sonra bahsettiler bana ne kadar yatırım yapılır da işte bir senede bu para geri alınır falan filan. Daha 100 bin dolarlık bir şey rakam verilecekti bu çiftlikler tarafından. Tabii şimdi çiftliklere de şey hakkı veriliyor. %50 %51 KKTC vatandaşı ortağı olması gerekirdi ya. Bundan evet. Muaf tutulacaklardı. Ki daha kolay yatırım yapsınlar. Çünkü yatırımcı gelir, izinlendirilir ama yatırım yapmaz. Çünkü korkar Erhan'a ben %51 hakkımı vereceğim ama ya dolandırırsa beni malın yarısı Erhan'ın hiçbir şey yapmadan çeviriyorum benim tesis üstüne yatırımımı. Çekinirdi aynen. İnsanlar. Ha belki yaparlar da avukat mavukat vasıtasını ama bir de büyük bir külfet vardı üstlerinde. Özellikle de izinlendirme bölümünde. Bunlar rahatladılıyordu. İşte mevcut 3 tane vardı. 2 tane daha bekleyen vardı galiba. İşte yerlerine ilgili konuşuldu. Nasıl yapılacağı, denize zarar vermesin. Bir hale şey konuşuldu ve 500 bin dolar bu fona yatıyor. 500 bin dolar. Şu anki Merkez Ev Komisyonu kararındaki bütçenin 3 katı 4 katı bir bütçe olacaktı denizler için. Yani neyi konuşuruk bilir misiniz? En az 40 tane deniz av korucusu. Bilemediğiniz 30 tane, belki de 5 tane zodyak ve teknolojik cihazlar eğer bu fon oluşturulsaydı veya geçin onu vermesin bize. Bizim önerimiz çünkü bu fon tamamen profesyonel aktarılsın. Gerçek anlamda bu işten ekmek yiyen evini geçindirenler ayrılsın. Çünkü 500 tane profesyonel görünür ama 50 tane ya var ya yok ekmek yiyen. 50 tane bile yok. Kendiler de rahatsız bu işten.
Çünkü tabii ki. Erhan memurdur veya X işi var. Hanımının adına, nenesinin adına. O çok büyük bir sıkıntıdır. O da teşvik alır. Ben de teşvik. İşte cihazlar takılsın. Kim daha çok çıkar, balık avlar. Kim gezer, tekne oturur mu, çıkar mı sefere. Bunlar görülecekti bu fondan. Amatör balıkçı çıkmayacaktı. Bunlar ödenecekti ki yapılabilirdi. O gerçek balıkçı tespit edilip bunlar yapılabilirdi. Ama gelin görün gitmediğimiz toplantıda bütün yaptığımız çalışma bir kenara açıldı. Çıkar yasaya da konmadı. Bir tüzüğe bakardı bu iş tüzük altında. Hatta ana başlıklar yasaya konuluyordu. Tüzüğü de ayrı hazırlanacaktı. Konmadı. Ama ve lakin bir toplantıya katılmadınız diye. Bitsin diye, yasa acele git geçsin diye daha görüşülen konular belki de itiraz edecektik. Belki farklı görüşler var dedik. Hemen oylamaya sunuldu orada ve acele gönderildi meclise. Evet, konuşuldu birçok şey. Birçok konu daha çok sert noktadan geriye çekildi. Bütün balıkçıya yüksek rakamlar alınıyordu, tekne sahiplerine alınıyordu. İtiraz edildi, bu rakam geri çekildi. Hatta orada amatör balıkçıya üye sayıç alınmasın dendi. Orada bir karışıklık oldu, bahsettim size. Bizim zannettiğimiz normal alınan ücret idi. Artırmak istediler, o da 250 alınsın dendi. Meğer ayrı bir ücretmiş o teknecilerden alınan. Aynen. Ondan sonradan şey yaptık. Tabii en son toplantıya katılmadık. İyi niyetimizden. Halbuki gitseydim korona da olsam hepsi de korona olacaktı. Ne olmuş yani işte. Aynen öyle. Sekreti yok yani bugüne kadar. Allah kimsenin başına vermesin tabii. Burada şey yapar ama gerçekten kötü bir şekilde atladanlar da var. Aynen de çok kötü bir dönemden geçerik. Sağlık önemlidir. Onun için biz de saygımızdan dolayı, sorumluluğumuzdan dolayı gitmedim. Hatta havada gidemedim. Arkadaşlarım madem ben geleceğim ama böyle durumum var. İlk dat almam. Yani ben tamam hastaydım. Öksürürüm ederim. Dat almam. Ben gülmeyeceğim aynı arabaya sizinle. Allah etme bir şeysem size de bulaşır. Ne işiniz kalır ne gözünüz hepsinizi kapatacaklar. Aynen. Gittim kapattım kendimi. Gittim test yaptırdım. Gripmişim hiçbir şey yok. En azından içim rahatladı. Gitmedim. Aynen. Ama işte gitmediğimiz toplantıda da yangından mal kaçırır gibi bir yasa geçirildi acele. Hep onaylandı. İnşallah Allah'ın izniyle düzeltecek kendini. Düzeltmez şekilde... demez sadece yani bakanlar kurulu kararı yeterlidir ki aynen. Olur yani olmaz değil. Aynen bunu düşünün. Yavaş yavaş yapıp daha ılımlı bir noktalarda ilerlemek isterik. Çünkü gerçekten yani bugünkü duruma bakıldığı zaman düşünün. 300 TL tekneye ruhsat. Balık avlayacak kişiler, mesela ben oğlumla giderim, kulübe üye olacağım, 100, ben kendim için, 100 de oğlum için, işte 500 TL. Sadece balık avlayayım. Telsiz geldi, telsiz harfleri geldi. Onda galiba federasyonun da bir girişimi var. Federasyonun da Osman abinin tekrar görüştüğü konuları. Görevi bırakmadan bu konu geldiydi. Evet, 2015'te zaten onaylanan bir yasaydı bu. Temasımız oldu ve Osman ve yönetimdeki arkadaşlar da girişim yaptı, bir şeyler yaptı. Bu seneliğe mahsup alınacak, ondan sonra alınmayacak diye söylenildi. Zaten her yıl alınması saçma yani bence. Normalde sürüş ehliyetlerini veyahut bile dünyada ya kimliğe... Kimlik kartına veya sürüş ehliyetine. Ya bizim çok farklı bir sistemimiz var. Yani gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok farklı bir sistem vardır. Güneyde ehliyet çıkarttık. Gittik, sınava girdik. Çıkarttığım dönemde de 21 yaşındaydım. 2054'e kadar bana süre verdi. Hiç ödemeyeceğim artık. Ödemeyeceğim. 2054 yılında eğer yaşarsak... Gidecek bir sağlık kontrolünden geçip, eğer ki uygunsak, tazeleme devam. Parasını verip devam edeceğiz. Yani bunu bu şekilde yaptıktan sonra, yani halkın kolaylığıdır. Bunu halka kolaylık yapmış olur. Yani halkı zorlamaz. Gelir, derler işte devlet bunları yapar. Ya inşallah her şey yoluna girecek yavaş yavaş. Başkanım sizin döneminizde. Çok da yoktur yani çıkalı federasyondan. 3 ay oldu. 4 Ocak, Şubat, Aralık.
3 ay dolu dolu. Sizin döneminizde amatör balıkçılar için 5 yıl yap dediniz başkanım. Kaç? 4 yıl. 4 yıl yaptınız dolu dolu. Çok evet. Güzel. Sizin döneminizde amatör balıkçılar için ne yapıldı mesela? Federasyon ne tarz girişimlerde bulundu? Ne yapabildi federasyon? Öncelikle bunu belirteyim. Federasyonun herhangi bir yerden balıkçılıkta kullanması için hiçbir geliri yoktur. Bir talebe bile. Evet. Bir tek sporculardan alınan lisans ücretleri vardır. O da cüzi bir rakamdır. Kaldı ki bünyesinde çalışan, işte avcılık, kara avcılığından alınan, fondan ödenen, kara avcılığından uğraşan av korucuları vardır. Bunlar hayvancılık dairesi tarafından tam yetkilendirilmiştir yasa ve tüzükle. Ve tekneye çıkma, arama, işte durdurma, böyle bir belgeli yetkileri vardır. Evet. Özellikle denizlerle ilgili, yasa dışı avcılıkla ilgili ki bunlar hep her yıl raporlarda sunulmuştur. Hem karada ve bunun yanında denizde de birçok defa birçok olayı sonuçlandırmışlardır. Son görevden ayrılmadan önceki ay içerisinde de dahil. Aynen bunlar hep Facebook üzerinden takip ettiğim. Gece fenerlerle avlama etme. Evet denizde dalanlar, orfo vuranlar. Yine bu işte bu yasayla ilgili hep dosyalarımızda mevcuttur. Birçok girişim yapılmıştır. Gerek hayvancılık dairesinden tabii 4-5 tane de bakan değişti bizim de şanssızlığımız o. Evet. Zararlarla mücadeleyle ilgili yarışmalar düzenlendi. Bu yarışmaların amacı özellikle son zamanlarda aslan balının çoğalmasıyla tabii bunun faydasının ve zararının olduğunu daha hiçbir ülke çözemedi. Var mı yok mu? Bu en son belli olacak. Tabii şimdi İnşallah. Bizde bir istilacı olduğu için zararlı kabul edip bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Federasyonun da üzerine düşen neydi bu konuda? İşte halkı bilgilendirmek, bu balığın yenilebilir olduğunu, etinin lezzetli olduğunu konuda açılmış. Yani buradan da bilmeyen varsa. Şimdi aslan balığı derler işte zehirlidir. Ve halk evet. arasında yanlış bilinir. Sanki da dokunduğunda zehirlenin veya yediğinde ölün. Öyle bir şey yok. Sokan balığı neyse dikeni battığında sana acı verir. Bununla biraz daha çok acı veren. Tabii yüksek hastalığı olan biri varsa riskli ve tehlikelidir. Bizim yarışmalarımızda 4-5 kişiyi soktu. Yarışmaya devam eden olduğu, hastaneye gidip geri gelip yarışmaya devam eden olduğu. Yani öyle duyulduğu kadar da fazla tabii, da zehirli bir balık. Gene de dikkat edilmesi lazım. İstilacı bir balık. Tabii racina nasılsa evet. dikenli ki yenir çok güzel eti var. Evet beni bir zaman soktuydu racina ve evet. hastanede de yattıydım serum yediydim. Evet. O galiba daha da o biraz daha tehlikeliydi. Yani bu aslan balının eti çok güzel bir et. Yani sınıflandırsanız balıklar içerisinde ben yediğim en lezzetli balık etlerinden biridir diyebilirim. Hiç denemedim. Çok güzel bir et. Hiç denemedim. Beyaz, temiz, kokusu da olmayan ağır o itici. Aromalı olmayan yani fazla aroması yok. İtici bir balık yok. Balık kokusu yok. Defalarca yarışmasını yaptık ve bu yarışmada vurulan balıkları orada pişirip servis yaptık. Hem yarışmacılara, gazeteye, televizyonlara çağırdık. Nasıl pişirildiğinin tarifini gösterdik. Doğu Akdeniz Üniversitesi ile birlikte Erol Adaler, eski Gazimov Savcılık Atıcılık Birliği Başkanı, Burak Ali Çiçek, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yine denizcilikle ilgili, su ürünleriyle ilgili bilim adamımızın yardımlarıyla ortak çalışmasıyla yapıldı bunlar. Ve bunun halka bilgilendirmesi ve avlanmasının sağlanmasıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bir toparlayalım başkanım da son 3 dakikamız kaldı arkadaş uyarır. Öğretmenimiz uyarır bizi. Evet kameramanımız uyarır. Yani imkanları kapasitesinde ve bütçesi kapasitesinde. Bütçe olmadan yapılabilecek ne varsa federasyon bizim dönemimizde yapmaya çalışmıştır. Ve umarım hem aslan balığına ilgili, balon balığıyla ilgili farkındalık yaratılmıştır. Bir nebze de olsun toplumda. İnşallah. Ki benim mesela şimdi hedefimdir. Biraz boşa çıktım. Geçen gün konuşurdum. Daha önceden gidip arkadaşlar var daldığımız. Dalardım çünkü. Bu federasyon işine girince zaman kalmadı. Dalmayı da bıraktık. İlk aslan balığından başlayacağım. Çünkü en kolay odur. İnşallah. Tehlikeli de. İnşallah beraber de pişirelim yiyelim bakalım. Olur. Ne kadar tatlıdır eti. Olur olur. Başkanım renk kattınız. Çok teşekkür ederim. Bu yoğun zamanda. Farkındayım siz de çok yoğunsunuz. İşe yöneldiğiniz bu aralık.
renk kattınız. Çok teşekkür ederim tekrardan. Bizi izlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Artesa Marin'in sunduğu Lefke'de sportif balıkçılık sona erdi.